üyelerimize tatmaları için veririz. Yani şey, tadı fazla olmuş, şekeri fazla olmuş, az olmuş, güzel olmuş veya tarihimiz varsa özellikle bayan üyelerimiz şeylerini almak isteriz. Evren Aytepe arkadaşımız dilekçe göndermiş. Şehir dışında olduğundan toplantıya katılamıyor. Mazeretini kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimize geçiyorum arkadaşlar. Gündemimizin birinci maddesi İç Anadolu Belediyeler Birliği'ne üye olunması ve asil yedek üye seçilmesi konusunun görüşülmesi. İç Anadolu Belediyeler Birliği var, normal belediyeler birliği de var. Ona zaten doğal olarak üyeyiz. Ama bazı yerlerde belediyeler birliği kurmuşlar. İç Anadolu da bunlardan birisi. Belediyelere destek oluyorlar. Malzeme konusunda veya başka konularda. Bize teklif geldi. Bu teklifi sizlere sunuyorum. Eğer kabul ederseniz buraya üye olmayı düşünüyoruz. Bu konu hakkında görüşme etmek isteyen arkadaşımız var mı? Yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sezgin kardeşim, sen de hoş geldin. Biz konuşmadık asil ve yedek üye seçimini. Arkadaşlar, bizlerden üye olmak isteyen arkadaşımız. Başkanım, ne işe bilmiyoruz ki? Toplantılar olursa toplantılara katılıyorum. Toplantılar oldukça. Değil mi Serhat abi? Bildiğim toplantılar. Ama bu toplantı büyük ihtimalle Ankara'da. Genel merkezinde oluyor. Ankara'da toplantıya gidecek. Bir tane asil, bir tane yedek. Abi çok sen. Başkanım, bizim grubumuz adayı Muhammed abi. O zaman şöyle yapalım. Zaten siz belediyeler birliği sizi seçiyorsunuz. Madem Cumhuriyet İttifakı'ndan olsun bu. Şöyle yapalım. Asili bizden seçelim, yedeği sizden seçelim. Bir anlam kaldı. Öyle olmasın başkan. Öyle olmasın. Çoğunluksuz yani. Tamam. Mehmet abi ile Muhammed Bey. Muhammed Bey. Muhammed Bey. İkinci gündem maddemiz enerji kentleri birliğine üye olunması ve asil ile yedek üye seçilmesi konusunun görüşülmesi. Bu da bu enerji santralleri, güneş enerji santralleri son zamanda bayağı bir devlet İBB destek vermeye başladı. Bu enerji kentleri birliğine üye olup güneş enerji santralleri düşünüyoruz. Bunun için toplantılara katılmak için bir tane asil, bir tane yedek üye seçmemiz gerekiyor. Ne yapalım arkadaşlar? Bunun için başlayalım. Sizi sormaya gerek yok. Utku, asil, mutlu, yedek. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İlçe seçim kuruluna yer tahsisi konusunun görüşülmesi. Hamidabat Mahallesi 141 ada 21 parselde kayıtlı zemin kat No 1 ev. Arkadaşlar, ilçe seçim kurulu bizim bir depo olarak kullanıyor yerimizi. Eski tapu dairesinin altında. Bunun daha önceden kullanıyordu. Vermiştik, tahsis etmiştik. Süresi bitti. Buna görev süremizi sonuna kadar daha uzatalım istiyorum. 3 yıl daha. Bunun hakkında söz almak isteyen var mı? Tamam. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dördüncü gündem maddemiz İnşaat Müdürlüğü'ne yer tahsis konusunun görüşülmesi. Hamidabat Mahallesi 141 ada 21 parselde kayıtlı 188 sokak zemin kat No 1Z7. Bu da aynı şekilde aynı 3 yıl yer tahsisi kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Beşinci gündem maddemiz Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne yer tahsisi konusunun görüşülmesi. Hamidabat Mahallesi, Nuri Bülbül Sokak, No 1. Burası da tapu dairesinin çıktığı yerin yan tarafı. Zaten şu anda kullanıyorlar, ayva olarak kullanıyorlar. Bunun da süresi bitti. Bunu da 3 yıl olarak uzatalım istiyorum ben. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 6. gündem maddemiz Yolboyu Mahallesi 129 ada 6 parsel ve 131 ada 1 parsel sayılı taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin talebinin görüşülmesi. Bunu komisyona sevk edeceğiz arkadaşlar.
bu konuda görüş belirtmek isteyen arkadaşımız var mı? Soru sormak isteyen. Yoksa komisyona sevkini kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 7. gündem maddemiz Cumhuriyet Mahallesi 1 ada 8, 11, 12 ve 14 parsel sayılı taşınmazların 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi. Bu konuda söz almak isteyen, soru sormak isteyen var mı? O zaman komisyona sevkini kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem maddelerimiz bitmiştir. Teşekkür ederim bu konu için. İyi Parti meclis üyelerimizden bir önerge var. Bu sizlere okumak istiyorum. Mart ayında yapılacak olan Çin'e Belediyesi Meclis Toplantısı'nda kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin önlenmesiyle kadın emeğinin değerlendirilmesi konularında çalışmalar yapmak üzere meclis üyelerinden oluşan bir kadın komisyonu kurulması yerinde olacaktır. Bu konularda çalışmalar yapmak, yukarıda ifade ettiğimiz şekilde kadına yönelik şiddet ve kadın emeğinin değerlendirilmesi konularında çalışmalar yapmak üzere ilgili kadın komisyonu kurulmasını, hususunun meclis gündemine alınmasını talep ediyoruz. Bu konuda Semra Hanım siz verdiniz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Başkanım işte kadınla cinayetlerin şiddet önlenmesi adına bir şeyler yapabilmek. Ekseri kadın emeğinin değerlendirilmesi. Çünkü Çin'deki biliyorsunuz iş sıkıntısı kadınların emeğinin mesela özellikle bu pandemi döneminde değerlendirmek üzere bir komisyon kuralım dedik. Biz bunu Türkiye çapında karar verdik. Özellikle 8 Mart'ta yaklaşması etken oldu bu olaya. Tabii ben tek kadın olduğum için başka arkadaşlarım da erkek olmak zorunda. Yani bilmiyorum ben ki, öneririm. Ne yazık ki tek kadın üyemiz sizsiniz, meclisiniz. Evet. O yüzden bu başkanlığı sizin şeyinizde olsun. Ben de belediyedeki işlerle şey yapmak için Tumuç'un arkadaşımızı... Zaten başkan projemizin içerisinde biliyorsunuz bu kadın emeğinin değerlendirilmesi. Olayı zaten başlamışız gibi bir şey oluyor. Timuçin Başkanı'nda evet. Alalım. Cumhur İttifakı'ndan arkadaşlardan bir tane isim verirseniz komisyona. Ben söyleyebilir miyim onu? Bilmiyorum. Söyleyeyim. Daha doğrusu önerebilirim. Evren uygun görmüştüm kendi adıma. Olabilir. Tamam. Evren abi görüşürüz o zaman. Görüşmedim de hayır diyeceğini zannetmiyorum. Yani. Şimdi başkanım şöyle şiddet olaylarını biliyorsun cinayet olayını hani evren olarak daha çok yardımcı olur arkadaşlarım dediği gibi. Yani. O zaman arkadaşlar bunu ilk önce ek gündeme almamız gerekiyor. Evet, olması için ilk önce ek gündeme alınmasını kabul edenler, kabul etmeyenler. Daha sonra da